Herkese selamlar. Ben Fatma Emenir Yılmaz. Öğretmen emeklisiyim. Bir yıl oldu emekli olalı. Pandemi döneminde çiçeklerime daha fazla zaman ayırmak istedim. Daha doğrusu çiçeklerim oldu. Kaktüs ve sukulent bakıyorum. Sevgili öğrencilerimden ayrılınca onların yerine koydum bu güzellerimi. Hepsinin ayrı güzelliği ve türlü huyları var. Tıpkı çocuklarım gibiler. Onların sevgisi o kadar özel ki benim gözümde, saksıları da özel olmalıydı. Küçük balkonumda çiçeklerimi ön plana çıkarmalıydı. Evet, şöyle size balkonumdan genel anlamda çiçeklerimi görsellerini sunuyorum. Daha sonra tek tek saksılarını tanıtacağım. Çiçek bakımından çok fazla anlamıyorum. Yeni yeni anlamaya çalışıyorum. Çünkü söylediğim gibi bir yıldır ben bunları geliştirip büyütmeye çalışıyorum. Şöyle bir görün istedim. Daha önce Sukuleyle ilacım balkon vlogları çekiyordu. Beni hatırlayanlar olabilir oralardan. Saksılarım daha çok ilgi görmüştü. Ve sizlerin saksılarımın yapılışını merak ettiğinizi bildirdiniz. Ve talepleriniz doğrultusunda ben de bir düşündüm. Bunları hobi olarak yapıyordum. Fakat sonra dedim neden olmasın? Paylaşmak kadar güzel bir şey var mı bu dünyada? Herkes elinden bir şeyler yapıp kendini geliştirebilir. Yeter ki istesin, yeter ki sevsin, ruhunu katsın. Mutlaka güzel çalışmalar ortaya çıkacaktır. Ben bunu hep öğrencilerime de söylerdim. Ve inanın güzel olumlu tepkiler gelirdi bana da. Mutlaka bunları oluşturmak için çok büyük masraflara gerek yok. Zorunlu bazı ihtiyaçlarımız var. Bunların gereçleri var. Onları giderdiğimiz takdirde çok çok ucuza kendiniz edinebilirsiniz, yapabilirsiniz. Bu istekler doğrultusunda ben bir kanal açtım. Dedim ya paylaşmak güzel oluyor diye. Çünkü benden sonra bu bilgiler, tecrübeler birilerinin de işine yarasın. Belki çiçeklerine saksıdan ziyade kendilerini bu konuda geliştirip evlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak bir satışlarını yaparak kendilerine küçük gelirler edinebilecekleri bir meslek dahi olabilir. Neden olmasın? Evet, çiçeklerim özel benim gözümde demiştim ve saksıları da özel olmalıydı. Sıradan plastik saksıları çok sevmiyorum. Burada bazı saksılarım var ama onları da zorunlu tutuyorum. Çok çok hoşuma gider sağlıyorum. Bunun dışında hepsini kendim yaptım. Şöyle şuradan başlayalım. Evet, duvardaki gördüğünüz bu sarkaçlı saksı aslında doğadan edindiğim bir üzüm asması kökü. Zaten bunlar bana ilham verdi. Dedim bunları ben balkonumda dışarıya da çıkamıyorum. Neden taklitlerini yapmayayım? Çünkü sukulent ve kaktüsler ya ağaç ormanlarda veya kaya yamaçlarında yetişiyorlar. En çok sevdikleri yerler. O yüzden onların doğal özelliklerinden kopmadan onları kendi balkonumda yağmur ormanları gibi oluşturmak, minik bir yağmur ormanı terraryumuna dönüştürmekti hedefim. Çok fazla abartmadan İhtiyaçlarımı görecek kadar bir şeyler yaptım.
Şurada ilk yaptıklarımdan bir tane kaktüs sukulent çöl teraryumu şu şekilde. Bakın, kaya yamaçlarını, sarp kayalıkları andıran bir görseli var. Hemen onun yanında bir tane ovalini yaptım. Yine bunda da sukulentlerim var. Onun yanındaki yine yuvarlak, yani geometrik şekillerden yararlanmışım, farkında değilim ama zaten başka da ne olabilir ki? Şöyle bir ağaç kütüğü içerisinde fantastik ve trikolor, çok güzel ikili arkadaşlar olmuşlar. Üst katımda şunlar peynir kutularından yaptığım çalışma. Şöyle şimdi kış balkon olduğu için biraz daha ister istemez hepsini bir araya toparladık. Yine bir tutkal bidonundan yapmış olduğum bir saksı. Şöyle göstereyim, papatyalı. Yine onun yanında bir ağaç kütüğüm var. Bunların hepsi, dediğim gibi, sizler de hepiniz çiçek severler. Hep saksı alamıyoruz. Yoğurt kovaları, peynir kovaları gibi evimizdeki atıkları değerlendiriyoruz ama onları güzel hallere getirebiliriz. Sizlere bunlarla ilgili yardımcı olmak istiyorum. Evet, şu şekilde ağaç kütüklerimiz var. Şunu alalım şuradan. Şu şekilde sepet şeklinde bir, şöyle şuradan da göstereyim. Evet, bir saksım var. Ay, burada yaramaz var. Bir tane böcek. Bunu atmalıyım dışarıya. Her baktığımızda da bir şeyler görüyoruz zaten. Bu da dışarı. Ya dışarıda da hava yağmurlu. Böyle karanlık oluyor mu? İnşallah olmuyordur. Çekim için güzel bir ortam diye düşünüyorum. Yine burada bir dönüşüm saksım var. Aynen şu da bir yumuşatıcı kutusuydu. En son hali bu şekilde arkadaşlar. Şu evde hiçbir şeye atmayın. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Köşede onun çiçeği yazın öldüğü için kenara koydum. Gördükçe de üzülüyorum. Yaslardayım. Gelelim buraya. En sevdiğim, en gözde kütük ağaçlarımdan bir tanesi. Bir de bu arada söyleyeyim size, sloganım var demiştim daha önceden de. Betonlar ağaçlara dönüşsün. İşte buradaki gördüğünüz her şey betondu ve ağaçlara dönüştü. Tabii ki bu mecaz anlamda. Ama gönül ister ki gerçek anlamda da betonların içinde yaşamayalım, ağaçların içerisinde yaşayalım istiyoruz. Daha çok ağaçlarımız olsun istiyoruz. Evet, şu şekilde bir sepet aranjmanım var. Bunlar bebek sukulentlerde büyüyorlar. Yapmış oldum. Yine burada bir kütük teraryumum var. İki tane. Bunların hepsi çimentodan yapıldı. İçlerinde şekil vermek amaçlı dönüşüm evlerdeki atıklardan deterjan kutuları, yoğurt kutuları, peynir kutuları, aklınıza gelebilecek her şeyden yararlanarak farklı şekillerde hayalimdeki saksıyı oluşturuyorum ve bunları inşallah sizlerle paylaşacağım. Bana destek olmanızı bekliyorum. Çünkü kanal desteklerle motive oluyor. Yine burada sevgili Leyla'cığımın hayran baktığı süt ağacımın kütüğü. Bunu da bir kahve kutusundan yapmıştım. İlk çalışmam buydu arkadaşlar. Bunun bende ayrı bir anlamı var. O kadar ağaç, orman özlemi vardı ki pandemi döneminde. Koca bir kütük yaptım. Nasıl yaptım bilmiyorum diyebilirim. Yani şu an yapabilir miyim bu kadar büyüğünü? Dedim, kütük sincapların içinde büyüdüğüm için çocukluğuma gittim.
Sincapsız olmamalıydı. İki tane de buraya sincap kondurdum. Baktıkça çocukluğumu hatırlıyorum. Onları kovalardık. Yine burada ikinci bir kütüğüm. Bunu ikinci yaptım. Hızımı alamamışım. Gelelim bu raflara. Evet, şunun yapımı videosu kanalımda var. Merak edenler bakabilir. Yine şu bir yumuşatıcı kutusundan yapıldı. Bakın şunun güzelliğine. Aşağıdakiler de aynı şekilde bir yumuşatıcı kutusundan yapıldı. Şu bir kütük. Sanırım yoğurt kutusuydu artık. Kim kimdi neydi bilemiyorum. Şurada büyük bir sürprizim var size, bakın. Bir ağaç gövdesi. Benim gözümde bu bir anne kucağı. Yavrularını kucağına almış, bağrına basmış bir anne gibi durmuyor mu? Bana öyle gözüküyor. Evet, burada da bahçe gereçlerim var, küçük ev aletlerim var. Bir de derecem, her akşam baktım, kışın gece dahi kalkıp baktığım bir derecem var. Termometre. Evet, burada da bir konserve kutularından yapmış olduğum ve bunların ayrı bir benim gözümde değeri olan çalışmalar. Bakın, ben Adanalıyım. Oranın coğrafyasına uygun özlemlerimi giderecek çalışmalar. Biz buna Adana'da lap inciri diyoruz. Meyvesi çok güzel olur. Tatmayanlar mutlaka tatsın. Onları kondurdum. Tabii ki oradaki kayalıklarda yetiştiği için kayaların içerisinde bana oraları hatırlatıyor. Yine burada bir tane daha var. Ve papatyalar vazgeçilmezlerimdendir. Çok sevdiğim özel çiçekler, kır bitkileri. Yine şurada bir lap incirimiz var. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, bunların detaylarını, yapım aşamalarını merak edenler lütfen kanalıma uğrasınlar, bir baksınlar, abone olsunlar, paylaşsınlar. Destek olun bana. Böylece çok insana ulaşmak istiyorum. Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.